Ne yapıyorsun lan sen burada? Lan dinamları ya. Lan! Lan ne yaptın gerizekalı? Baba. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın baba? Ne yaptın, ne yaptın baba? Ya baba? Ne yaptın, ne yaptın lan sen? Ya. Ne yaptın? Ya baba. Gerizekalı. Ya baba. Ya. Ne yaptın lan? Mein Kind ist sehr krank. Bitte kommen Sie schnell. Danke. Babanı bekleseydin bari. Çocuğun ateşi düşmüyor, görmüyor musun? Allah Allah, düşer. Daha yeni duş yaptı. Allah Allah, 40'a kadar normal. Sanki biz hiç çocuk büyütmedik. Taksi için paran var mı diyeceğim ama senin Zula'da euroların vardı değil mi? Alzo. Bak bakalım başının çaresine Leyla Hanım. Ya, hey, ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bırakın, bırakın. Ya ben bir şey yapmadım. Ya ne yapıyorsunuz? Bırakın ya, ben bir şey yapmadım. Ya niye, neden kaçırıyorsunuz? Ya bırakın ya. Ya bırakın. Lütfen ya. Bazen işi yetişmiyordu. Dedim, oğlumdan güvenilir mi var kendi kendime? Sana da haber verecektim zaten onu işe kattığımı. Ben nereden bileyim böyle bir gerizekalılık yapacağını? Sen gelmeden evire çevire dövdüm onu ama. Ağzını burnunu kırdım. Yerini bilseydi kesin söylerdi. Aldığını da çaldırmış salak. Üstüne de gitmiş bir kamyon dayak yemiş. Bir cahillik etmiş. Zaten aklı hep havadadır. İki adım sonrasını düşünemez. Memleketten bir kıza sevdalanmış. Uçak bileti için para istedi, vermedim. Ondan bütün bunların hepsi. Kurban olayım. Kulun köpeğin olayım Haşmet Bey. Bu seferlik bağışla. Yalvarırım. Maaşımdan kes. Gerekirse ben ödeyeyim. Hikayenle ilgilenmiyorum Salih. Sonuçtan başkası teferruattır bu işlerde. Sen de bilirsin. Oğlum hala yaşıyor. Çünkü ilgilendiğin başka biri var evinde. Oğlunun canına karşılık kızını istiyorum Salih. Tabii bunu daha tatlı bir yöntemle halletmeyi isterdim. Leyla'yı? Baba bir şey yapmadım. Ya bırakın! Abi lütfen! Abi sakın! Baba hayır! Abi hayır! Abi hayır! Ya ne olur! Abi hayır! Hayır! Baba hayır! Abi arakladığın malzemenin tadına bakmak istiyorsun değil mi? Birazdan göreceksin. Abi vallahi ben bir şey yapmadım abi. Abi lütfen. Ya hayır. Ya bırak şansını ya. Bırakın. Şanslısın ki kızını seviyorum. Bence şansını fazla zorlama. Kızını ev
evliliğe ikna et. Ben de oğlunun canını bağışlayayım. Yeterince adil bir anlaşma oldu bence. Infektion. Er hat soeben erbrochen und sein Fieber ist leicht steigend, aber es geht ihm gut. Wir werden ihn heute Nacht zur Kontrolle da behalten und morgen können Sie ihn dann wieder mitnehmen. Danke. Danke. Sie brauchen hier nicht zu warten. Oh nein, ich werde hier bleiben. Leyla. Baba. Nesi var çocuğun? Üşütmüş. Bu gece burada tutacaklarmış. İyi ya. Bekleriz madem. Ben beklerim. Sen Simge'yi niye almadın yanına gelirken? Ayla da ısrar etmiş ben de geleyim, ben de geleyim diye. Öyle diyorsa etmiştir. O ne biçim laf şimdi? Kadın senin için uğraşıyor, yine de yaranamıyor yani. Leyla. Kızım. Bak şimdi sırası değil ama. Yani durum ortada. Yani tamam çocuk büyüsün diyoruz ama büyüyünce de bulacağın iş belli. Öldürmeyecek, süründürecek bir para alacaksın. Yani evin kirasını mı ödeyeceksin, bakıcıya mı vereceksin, kendi masraflarını mı karşılayacaksın? Seninki olmayacak duaya amin demek kızım. Hem artık kardeşlerinle de anlaşamıyorsun. Ne öneriyorsun baba? Haşmet Bey seninle evlenmek istiyor kızım. Dalga mı geçiyorsun baba? Vallahi karar verecek durumda değilsin yani. İyi kötü hak verdiğiyle anlaşıyordunuz. Onunla da kavga ettiğinizden beri iyice tadı tuzu kaçtı yani bu evin. Çocuk değilsiniz ki artık. Ben sizi birbirinize karamam artık bu evde. Ben de arada kalmaktan yoruldum ya. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Karımı mı boşayayım? He? Kardeşlerini sokağa mı atayım? Ne yapayım? Vallahi karar senin kızım. Haşmet'i istemiyorsan... Tutarsın kendine bir ev, bakarsın başının çaresine. Ben artık bakamıyorum yani size. Artılacak kadar değil ki. Hem böyle olması daha iyi. Rüzgar'a karşı çok anlayışlı, çok şefkatli. Yani ne desem bilemedim. Haşmet Rüzgar'la ilgili hayaller kuruyor. En önemli şey de benim için onu bu kadar fazla sahiplenmesi. Leyla'cığım sen ne hissediyorsun bu adama karşı? Ha? Niye hiç böyle şeylerden bahsetmiyorsun? Bana karşı çok nazik. Çok kibar, anlayışlı, ne bileyim, saygı duyuyorum ona çok. İnşallah en azından bir nebze böyle bir huzur falan bulursun Leyla'cığım. Amin. Peki bakalım, hadi şimdi tüm detaylarıyla anlat. Nasıl teklif etti?
Şöyle. Leyla. Senden önce babanla konuştuğum için lütfen beni mazur gör. Uzun yıllardır arkadaşım. Onu çiğneyemezdim. Kusura bakma. Danke. Pasta neden? Bugün benim doğum günüm. Yıllardır kutlamamıştım. Yani kutlamak için de bir sebebim yoktu. Yalnız bu aralar göğsümün içinde ayrı bir ritim var. Kalbim bambaşka bir şarkı söylüyor. O yüzden de bu pastayı, bu melodinin sahibi kessin istedim. Ama ben odun gibiydim. Hala da öyleyim gerçi. Ama gerçek şu ki Ezgi, Haşmet'e ben gözüm kapalı güveniyorum. Eldeki birikimle yaklaşık bir ay daha idare edebiliyoruz arkadaşlar. Bu süre zarfında hepinizin iş bulacağını ümit ediyorum. Eğer benden referans isteyeniniz olursa onu da vereceğim. Tazminatlarınız da hazır. Merak etmeyin. Ama maalesef elimden başka bir şey gelmiyor. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Of ya. Oğlum hala malı okutamadım. Kafayı yiyeceğim ya. Demedim mi sana burada okutamazsın diye? Burada okuttuğun an var ya enseni inerler. İşte. Hayatınızı mahvederler. Babana da yazık edersin. Ya biliyorum, biliyorum ya. Ah işte var ya. Ben hiç tasna İstanbul şu mu gınkıntı ya? Alıcı da hazır. Ya tereyağından kıl alır gibi halledeceğim işi. O zaman var ya bu Bodrum'daki küçük barımız hazır Dayko ya. Beni de alacaksın mı? Lan oğlum barımız diyorum barımız. Çol takısı kimin için ha? Bir vesla İstanbul mit neyim? Bak iyi olacak hastaya doktor geldi. Ya şimdi benim ablam İstanbul'a gelin gidiyor ya. Böyle rüzgarın oyuncağı var. Onun içine yani malı öyle bir kamufle ettim ki. Yani böyle pamuk gibi yani hiç belli olmuyor. Taramada falan hayatta belli olmaz. Daha işte yine nereden baksan birkaç ay sürecek. Yani ben kızı nasıl elimde tutacağım onu düşünüyorum. Oh. Anne! Anne! Kızım? Canım? Babam? Ne oldu babacığım? Annem gelsin. Gelecek. Ama bu gece gelemez. Gelmiyor işte, gelmiyor. Kız da bana küstü değil mi? O gün okula giderken o ayakkabıları giydim diye küstü. Onu dinlemedim diye küstü. Gelsin baba, onu bir daha üzmeyeceğim, ne olur. Hiç giymem istemezdi o ayakkabıları. Palet dese paleti giyerim. Canım. Doktorlar henüz izin vermiyorlar. Sadece buradan bakabiliyoruz.
Hani sana okuduğum Uyuyan Güzel masalını hatırlıyor musun? İşte oradaki gibi biraz uyuması gerekiyor iyileşmesi için. Sen prens ol o zaman. Öpsen belki uyanır. Merak etme. O da olacak. Ama biraz beklememiz gerekecek, sabretmemiz gerekecek, tamam mı? Ben seni sık sık annenin yanına getireceğim. Ona birlikte masallar okuyacağız. İyileşmesi için yardım edeceğiz, tamam mı? Annen sana hiç küser mi meleğim? Hı? Annen seni çok seviyor. Bunu hiçbir zaman unutma, tamam mı? Engin senden çok bahsetti. Engin'in referansına güvenirim. Bana da sizden çok bahsetti. Ben de Engin'in referansına güvenip sizinle görüşmeye geldim. Yoksa bir mekanda prensiple sıkışmak üzereydim. İş beğenmediğini de biliyorum. Haşmet Bey. Sizinle açık olacağım. Benim durumum pek maaşla kurtarılacak gibi değil. Yakında evimi de elden çıkarmak durumundayım. Belki Engin size bahsetmiştir. Bana kuru bir kartvizit ve ortalama bir maaş vaat edildiğinde verimli olamam. Ben bir işe aldığım zaman dirseklerime kadar o işe dahil olmak isterim. Çalıştığım alan sadece bana ait olsun ve işime kimse karışmasın isterim. Eğer bunu bana sağlayamayacağınızı düşünüyorsanız karşılıklı olarak birbirimizin vaktini almayalım. Ben sizinle görüşmeye gelmeden önce 3 mekanınızı da inceledim. Serviste, mutfakta, müşteri ilişkilerinde ciddi sıkıntılarınız var. Bunlarla ilgili notlar aldım. Engin size iletecektir. Mutlaka işinize yarar. Çıktısını aldım ben Haşmet Bey. Buyurun. Peki benden beklentin nedir? Engin size istediğim maaşı iletmiştir. 6 ay deneme süresi isterim. Ve net kârda %25 artış sağlarsam toplantı isterim. İşte o toplantıda franchise ya da... Yurt dışında franchise vermiyorum. Haşmet Bey, bunu 6 ay sonraki toplantımızda tekrar konuşalım. İşletmecem yurt dışında tedavi görüyor. Şu anda bir arkadaşım yardımcı oluyor bize. Sen başla, mekanı tanı. İstersen önden ödeme yaparım. Engin benim sağ kolumdur. Aileden bilir. Detayları Engin'le konuşabilirsiniz. Şimdi müsaadenizle havaalanına gidip müstakbel eşimi karşılamam gerekiyor. Engin bahsetmişti. Hayırlı olsun. Sadece aile ve çok yakın dostların katılacağı ufak bir düğün olacak. E artık sen de aileden sayılırsın. Seni de beklerim. Seve seve. Fazla kalmayacağım. Kolay bir yere koy, olur mu? Eylül'cüm, çiçek ne durumda? Ateş hala aynı mı? Tamam güzelim. Fazla kalmayacağım zaten.
Bir şey olursa hemen ara. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldin Alper. Hoş buldum Haşmet Bey. Damat tarafından kapıda karşılanmak her düğüne kısmet olmaz. Ya evcilik oynayacak yaşı çoktan geçtik biz. Davetiye bile bastırmadık biliyorsun işte. Küçük bir aile topladık. Aile demişken yeğenim Burak'la tanıştırayım. Amerika'dan zar zor getirdik. Annesi izin vermiyordu. Staj yapacak burada senin yanında. Uğraş dur. Gördüğünüz gibi dayımın beni övmede üstüne yoktur. Ama sizden de çok bahsetti. Hoş geldiniz. Benden de böyle bahsettiyse bir ara oturup konuşalım Burak'cığım. Ayrıca çok sevindim. Bana da bir çaylak lazım. Oo, iyi o zaman. Eti senin, kemiği benim. Bu arada Suzan Sedat Geray çiftiyle tanıştığını bilmiyordum. Suzan, ablam olur. Hakkımda öğreneceğim çok şey var. Onlar da benim için kıymetli bir çift. Burak eşlik et. Manşet, yakışıklım. Oo, canım benim. Keyfin yerinde mi? Keyfin yerinde mi? Ay ben senin gülüşünü yerim. Ben senin gülüşünü yerim. Zaten ne yapıyorsam hep sen gül diye yapıyorum bir tanem. Sabah daha huzurlu bir evde uyanman için yapıyorum. Yarın sana bize bir şey olmasın diye yapıyorum. Hem Haşmet amcan sevilmeyi hak ediyor değil mi? İçimden bize onu çok seveceğimizi söylüyorum. Değil mi bir tane? Seni yerim ben. Ben seni yerim. Ben seni yerim. Nain lan şuradan. Ay nasıl yedin o siyah şeyi? Hiç sevmedim ben. Kıyır kıyır. Ah oh, anne siyah havyar mı kıyır kıyır? Yani kimse duymasın vallahi rezil olursun ha. Ben Instagram'a koyar koymaz 42 like aldı hemen. O hediyeyi organizasyon sorumlusuna bırak. Peki Canan Hanım. Hoş geldin Canancığım. Hoş bulduk. Yoğunluğundan gelemezsin diye düşünüyorum. Aşk olsun. Benim için ne kadar kıymetli olduğunu bir tarafı bırak. Yılın en önemli düğünlerinden biri bu. Kaçırır mıyım hiç? Dostluğum el verse mesleğim el vermez diyorsun ha? Sen benim hakiki dostlarımdan birisin Haşmetciğim. Neyse bu düğünün öznesi ben değilim. Beni bırak. Güzel gelin nerede? Bu kadar sakladığına göre çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yukarıda hazırlanıyor. Birazdan seremoni başlayacak zaten. Sakın laf çakma, kimseyle tanıştıramadım çünkü Freiburg'dan yeni geldi. O zaman düğünden sonra evinizin kapılarını bizim dergilerden birine açarsınız herhalde. Hanıma sormam lazım. İpleri çok erken kaptırmışsın. Geç bile kaldım. Gel, masam bu tarafta. Teşekkür ederim. Sana podyum gibi aşağısı ya. Bir de benim kıyafetimi abartı diyordun. Yoldan geçen adam gibi kaldık bahçede. Servis için yardım isteyecekler neredeyse benden. Yok artık. Benim kızım fıstık gibi ayol. Yoldan geçişine kurban olsun annesi onun. Bu Haşmet Bey'in yeğeni de yakışıklı çocuk değil mi? Burak mıydı kız adı? Kız Leyla. Bu Burak'ın sevgilisi falan var mıymış? Amerika'dan düğün için geldi. Tanışır tanışmaz medeni durumunu sormayı akıl edemedim. Ezgi nerede? Gelmedi mi daha? Bu Haşmet Bey her şeyi düşünmüş de çocuk bakıcısı tutmayı akıl edememiş mi? Düğün günü kala kaldın çocukla. Benim aklıma yatan birini bulamadık. Yoldan geçen adama da rüzgarı emanet edemedim. Hem nesi varmış benim oğlumu? Uslu uslu duruyor benim oğlum. Uslu uslu duruyor annem değil mi anne? Hanımlar. Halo Haşmet Beyciğim. Her şeyi ne kadar ince ince düşünmüşsünüz. Muhteşem bir düğün. Elegans bir topluluk. Special yani. Leyla'ya layık olabildiysek ne mutlu. Maşallah maşallah. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ay biz rüzgarı da alıp inelim artık yavaştan aşağı. Hanımlar çok şanslısınız. Gecenin en yakışıklısı sizinle olacak. Biz de birazdan anneyle geleceğiz babacığım. Rüzgar, gel bakayım Ayla anneanneye sen. Üstünüzü kirletmesin. Yedeği var, sorun değil. Simge, puset al. Bir de peçet al. Ay,
Kusma emin oğlum üstüme. Benimkinin yedeği yok da. Hak verdiği verin isterseniz o oyalar. Canım kalabalığı görünce susar o tamam. Siz şimdi düşünme çocuğum. Hadi, hadi aç kapıyı. Yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayatıma hoş geldin Leyla. Bana yaşattığın şeyin tarifi yok. Teşekkür ederim. Beni mahcup ediyorsun. Sana bir düğün hediyesi aldım. Fikrini sormak isterdim ama sürprizi kaçar diye korktum. Bu çok güzel. Ama sakın bir şey söyleme. İtiraz istemiyorum. Sana yaptığım her şeyden keyif alıyorum ben Leyla. Ne olur sen de keyif al. Müsaadenle. Çok pardon, benim kapıyı çalmam gerekiyordu. Çok düşüncesizim. Kayboldum ben hemen. Pardon. Gittim. Hayır, nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Nerede kaldın? Ya İstanbul trafiği hayatım. Yakında tanışırsın. Merhaba. Merhaba. Siz Hasret giderin. Ben birazdan gelini almaya gelirim. Teşekkürler. Bakayım sana. Rüya gibi olmuşsun. Dur bakayım. Vay, koyunun da servet uyuyor. Neyin var senin? Hala mı emin değilsin sen Haşmet'ten? Ya hayır, mesele o değil. Ben Haşmet'e güvenmesem, ona inanmasam şu an benim burada ne işim var? Bir mesele var ama. Ya onun beni sevdiği kadar çok sevemezsem? Ya onu hayal kırıklığına uğratırsam? Yani böyle uzun uzun bana bakınca, metiyeler düzmeye falan başlayınca ne diyeceğimi şaşırıyorum. Gözlerimi kaçırıyorum, küçülüp kalıyorum. Kendimi sahtekar gibi hissediyorum. Sen ona karşı gayet açık bir şekilde konuştun. O da bu durumu kabullendi. Bekleyeceğim dedi. Tamam. Ayrıca onu bu kadar düşünmeye başladıysan belki ufak ufak sevmeye de başlamışsındır. O bizim için zaten pervane olurken ben onu nasıl düşünmem ki? Rüzgarla ikisini bir görsen. Ah be kuzum. Ya birazcık da kendini düşünsen. Yok ama bir türlü ona sıra gelmedi. Rüzgar ne olacak? Yok Haşmet ne hissedecek? Leyla'cığım bak birazcık rahatla. Gerçekten her şey daha kolay olacak. Evet ya, evet. Bugün böyle kalabalıktan gelenden gidenden herhalde darlandım birazcık. Bana 2 dakika izin verir misin? Bir şey olur. Nikah hediyemi vermeyi unuttum. 2 dakika beklesene, verip geleyim. İyi, tamam. Git hadi. Çabuk gel ama.
Damat dediğin gelir gelin odasından alır, öyle adamın ayağına gitmek yok. Hadi. Haşmet. Haşmet. Gir lan. Gir. Dur, amına koydum çocuğu. Lan dur. Gir. Sikim dur. Belanı. Gir lan, orası bu çocuğu. Vay vay vay. Düğünümün şeref konuğu da gelmiş. Haşmet Bey. İzin verirseniz. İzin yok. İzinler bitti. İstersen biraz hafızamızı tazeleyelim ha. Sen benden izin istedin. Fransa'da tedavi olmak için. 6 ay önceydi. Sonra tedavi masrafların ağırlaştı. Ben hepsini ödedim. Sonra sesin soluğun kesildi. Ölse haberimiz olur dedik. Merak edip peşine düşmesek İyice endişeleneceğiz. Sonrası malum hikaye. İşletmecim ölmemiş. Amerika'da restoran açma telaşındaymış. Benim paramla. Haşmet Bey. Haşmet Bey yok. Haşmet Bey tatile çıktı. Sen son sözlerini 6 ay önce söyledin. Fenayım. Hastalığım ilerledi. Kötü durumdayım dedin. Ben seni iyi bir işletmeci olarak hatırlamak isterdim Gürkan. Yapmayın Haşmet Bey. Ben borcumu ödeyeceğim size. Kimsenin vebalin üstünde kalmasını istemem ben. Sadece restoranın biraz toparlanmasını bekliyorum, o kadar. Ben sana borç vermedim ki. Yıllarca benim için çalışmış, ölmek üzere olan bir adama vefa borcumu ödedim. Demek ki senin bana bir can borcun var. Hastalığımda en çok ben yardım ettim. İlk toprağa atmak bana düşer. Değil mi? Kimseye göstermeden bunu bağ evine götürün. Orada bitirin işini. Bakın Haşmet Bey. Bakın Haşmet Bey. Engin. Engin, sen de bana temiz bir gömlek versene. Hadi hemen, hemen oğlumu al gel. Hadi, hadi çabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor Leyla, ne oluyor? Haşmet, gözünü kırpmadan birine ölüm emrini verdi. Sonra da gömlek istedi. Leyla, ne diyorsun ya? Ne diyorsun kızım? Ne ölümü, ne gömleği? Aklımı mı alacağım benim, ne anlatıyorsun? Kızım, adam soğukkanlı bir katil diyorum. Gürkan diye bir tane adamı önce dövdü, sonra 2 kişi onu öldürmesi için talimat verdi. Beni görmedi. Arada kapı vardı. Ben başka bir odadaydım, beni görmedi. Rüzgar'ı almamız lazım. Hadi ne olur. Hemen Rüzgar'ı al. Hemen Rüzgar'ı al. Gel kapıda buluşalım. Hadi. Aç Rüzgar'ı al. Hemen Rüzgar'ı al. Hani bu adam güvenilirdi? Hani dünyanın en iyi adamıydı bu? Sen ne anlatıyorsun? Eski. Oğlumu al gel. Ya nereden alıyorum ben Rüzgar'ı? Dışarısı ana baba günü. Haşmet gelmek üzere. Leyla vakit yok. Leyla sen şimdi çıktın. Oğlumu almadan nereye çıkayım?
Ben getireceğim sana Rüzgar'ı. Ben getireceğim. Bak, kafayı yiyeceğim, delireceğim. Oğlumu almadan şuradan şuraya gitmem, tamam mı? Lütfen, yalvarıyorum, git oğlumu al gel. Leyla, ben Rüzgar'ı alıp Gelesi'ye, Haşmet 50 kez gelmiş olur. Vakit yok diyorum sana, bak. Bak, zor topluyorum, ben de dağılacağım, delirmek üzereyim. Ne olur ısrar etme, lütfen hadi. Oğlumu alacağım diyorum, vakit kaybettiren sensin. İyi, iyi Leyla, hadi git. Git al bakalım, çıkabiliyor musun çocukla o kapıdan? Ya Haşmet'in eline geçerse çocuk, ne yapacaksın? Alamazsan ne yapacaksın? Leyla'cığım bak, bak beni dinle. O üvey ananla salak kızı aval aval etrafa bakınmaktan çocukla mı ilgileniyorlar sanki? Ben şimdi ineceğim, böyle Rüzgar'ı seviyor bahanesiyle biraz ilgi dağıtarak yavaş yavaş kaybolacağım ortadan. Bu sırada Haşmet gelene, senin burada olmadığını fark edene, haber aşağıya ulaşana kadar ben vakit kazanırım. Leyla, benim 10 dakikam varsa senin en fazla 3. Bir dakikasını yedin zaten. Hadi ne olur ısrar etme artık. Lütfen bin git bir taksiye, dışarıda bir yerde konuşuruz, tamam mı? Lütfen, hadi bebeğim.